çok seyredemiyoruz bir şey. Toz kadar şeyler uçuşuyor, ayaklarımı soktum. Bir bakalım. İğne gibi şeyler. Bu şeyleri tanıyorum önceden. Toz kadar bulutlardan. Ve bugün çok fazla hareket oldu bu baş belalarıyla. Baş belalarıyla. Marketten gelirken müthiş bir sırıtma suratına karşı. Ve ben ayağımı atıyorum diye lok harekette. Güç gösterisi. Yaya geçtim. Pusuza bekliyormuş gibi düğmeyi zor açabildim tekrar. Frekansı var. Bugün hayvanlığı göstermediler kendilerini fakat olanlar videolarımda her çıktıkla. Marketten gelirken de yine balkon, giderken fırladı. Neredeyse beni karşıladı merdivende. Tesadüfen. Şimdi bakıyoruz bu şeyler nerede? Nereden geliyor bu toz sinekler? Burada. Acaba ışık koyarsam görünür mü? Yakınına gidelim. Biraz yakınlaştırma deneyelim. Rengi bozuldu. Makineyi getirelim. Tekrar tesadüfen. Burada da var. Tesadüfen tekrar fırladı. Biraz yakın çekim yapıyoruz. Tamam. Buralardan. Tamam. Görünüyor kameraman. Bu şeyleri döşediler, kanal yolundan içeri sokuyorlar. Bunun hanımı kanserli. Doktora giderken boydan boya. Bu bir şey değil. Bulut kadar döşüyorlar. İğne gibi sokuyorlar. Ve hava atıyor, güç gösteriyor. Kim bunları döşedi diye. Biz bu plase şeylerle boğuşuyoruz. Şakal gibi sırıtıyor. Yaydığını bilerek ve suratıma fırlıyorlar. Her seferinde. İnsanları bu şeylerle gaza getiriyorlar. Sonra yönettikleri kurumla alay ediyorlar, hava atıyorlar. Odamın içine direkt sokuyorlar. Ayaklarımı delik deşik ettiler. Bu şeyleri nasıl yapıyorlar? Hayvanlara bulaştırarak. Tahminen. Onların sırtında taşıyorlar, kaşındırıyorlar veya döktürüyorlar. Hayvanlara da işkence ediyorlar. Evet, düşünün bu şeyleri yapan belli. Bina diken çobanlar. Bu şeylerle böyle saldırıp insanlara hasta ederler. Sporculara saldırıp futbolculara maç düzenlerler. Bahis çalarlar. O yüzden tepepe. Hiç şaşmıyor. Bu köşe ve o köşe. Burada da bir olay var. İçeri sokmak için televizyon odasına. Kuşlar yememiş frekansla mı yönetiyorlar? Böyle bir şirket bunlar. Bazen buraya da düşüyorlar direkt kapı önüne. Şimdi göremiyoruz.
Ve bu şeyleri servislere de sokuyorlar. Otobüslere de çok yaşadım. Çocuklara bulaştırmak için. Hala kaynıyor burada. Bana el kaldırıyor, selam veriyor be. Selam verdi bana ha. Hayvanıyla. Ben sinek temizler. Bu sineklerin iblisi bu şeyleri yapıyor. Sonra gidiyor. Bu şeyleri yapıyor böyle, sonra alay ediyor. Balkonda hava atarak. Temizlerken fırlayarak. Kadriye çok güzel sırıtıyordu. Bir tuzak kurdunuz herhalde ha. Kadriye anam çok güzel sırıtıyordu ben gelirken oradan. Sırıtıyordu. Olabilir. Sanki, olabilir. Sen sırıtmıyorsun. Sen de sırıtıyorsun. Bana sırıtıyor. Bana. Olabilir. Yani bir sene. Bir senaryo, bir şey yapmak istemiyorum bana. Vay anasını. Belli değil mi? 24 saat yaptığın belli. Ya bırak şu işi. Bırak şu işi be. Bırak şu işi. Müslüm Gürses'e de bir şey yapmak istemiyordun değil mi? Araç istedi diye. Böyle şeyler yapmadık kesinlikle. Kalbi sıkıştıran şeyler. Şahitler, iyi çekim yapıyor musunuz? Bir çatlat atayım, havaya ateş etmişim diye karakolda bulayım kendimi. Veya ooo dedi diye. Ooo demediğim halde. Çünkü oğusunuz. Adam bir şey yapmak istemiyor. Ben 24 saat dava yükleme peşinde bir şey yapmak istemiyor. Bu şeytanlıklarla gaza getirerek bir şey yapmak istemiyor. Kaç kişi bu şeylerden iğnelenip böyle inşaattan düşmüştür Atatürk Havalimanı'nda. Sonrası TTT. Veya şey olabilir, özür dilerim, şarjıdan holding, metro turizm. Kesinlikle böyle başlamıştır. Bütün macera, Rothschild filminde gördük. Bacası sinek oldu. Evet, çok komik değil mi? Rothschild filminde gördük böyle şey. Rothschild filmini seyrettin mi? Biraz öyle. Rothschild filmini. Yok, seyret. Bacası sinek bu. Başkalarına saldırmak için. Evet, sineklerin efendisi balle bağlantı. Evet, bir al geçin, uç. Sayende cennetlik oldun. En azından sayende bıyık sahibi oldun be. Çünkü kaset. Kesinlikle iğne ayaklara dışarıya beklemiyorum yani. Şaşmaz. Anında damlayacak. Bekliyor. Evet, bu şeyler kimin hayvanlarından bana çok açık, çok yaşadık. O içerideki adamın penceresine dayattığı yavruların hepsinde vardır bu parazit. Değil mi? Bu parazit, o arkadaki adamın penceresindeki yavruların hepsinde vardır bu parazit. Yakışmış, yakışmış. Yakışmış. Aynı şeydeki gibi olmuş. Bir tane resim buldum. Heykel resmi buldum. Onun da var öyle. Aynı senin gibi. Bir tane heykel resmi buldum. Eskiden kalma. Babiden falan bıyıklı böyle sakalı ona benzemiş. Bal. Aynı yok. Aynı tıpkısının aynısı. Bütün vücut olarak da. Videonun yanına koyarım resim olarak. Bakarsın benziyor mu benzemiyor mu? Bitiririm hepsini be. Tek bir tane kalmayana kadar mücadele edeceğim. Çünkü bu şeyleri içeri düşürdüğünüz hastalara dayatıyordunuz. Sizin için iş yapanlara, amelelere, inşaat işçilerine, futbolculara hepsine.
Dayatmadığınız yerde çocuklara vurduk bebeleri. Ameliyat olanlara ihtiyap yaptığını bile bile. Tek bir tane kalmayana kadar savaşacağım bunlarla. Çünkü bunlar iblisin silahı. Gaza getiren, iğneleyen, aile parçalayan, öfkeye sürükleyen. Burada bozuk bir laf söylemişsem bu şeyler yüzündendir. Lan hanım, haber. Git 90'ı sevsene bir 10 dakika karşımda göreyim. Tekrar. Başka kedi yok, onu sev. Sokakta yüzlercesi yetiştirdikleriniz, onu sev karşımda. Boş 90. Onu sevecek. Yüzlerce hayvanlar onu ta altın izadeden gelerek. O demişim buna da. Burada değildi bile. Onun da toplandığı iş bilinçleri çok seviyorlar. Şak şak. Evet. Hepsi sevgi dolu. Vay anasını. Dünyadaki tek kedi. Oo, çok seviyor be. Çok seviyor ya. Şak şak. Özel hayata müdahale sevişirken çekiyor. Çıkmıyor ki kamera. Aynı harlot renginde. Biz buradan temizlerken hava atıyor. Nalan Hanım, şu ileride paspas var, kuyruksuz paspas. Bütün bizim diğer komşuların ilk kattaki paspasının ortasına sıçan. Git onu da sev biraz. Evet. Uğruna Orhan Sefi Orhun'un paspas dergisi çıkan. Git onu da sev biraz. Orhan Sefi Orhun'un şeyi. Tekeli. Tabii ki bu Orhun'ların hiçbir alakası yoktu. Tanımıyorlar. Abi tanımıyorlar be. Öyle de değil. Uygurlar tesadüfen buradan geçti. Böyle. Onlar tanımıyor. Beykoz'dan buraya tesadüfen gelmiş. Kaşınıyorsun arkadaş. Yönettiğin kuruma iğne dök buraya. Beni içeri asacağından hiçbir korkum yok. Yeter ki insanlar görsün bu şeyleri. Sizin sonunuzu getirecekler inşallah. Düşünün yani bu şeyleri ruh hastanelerine, ağaçları çürüten şeyler. Hasta hapishanelere, hastanelere hasta ettikleri insanlara saldırtıyorlar. Orman kadar ağacı kel bırakmıştılar. Böyle. Yaprağı dökülmemesi gereken ağaçlar, çam ağacı gibi. Öyle zaten bina diken çobanlık yapıyor. Orman diki beton yerine. Sev sen de. Atatürk Havalimanı yerine. Çaycıdan olduğun yerine. Evet. Kimse gelmiyor demesin bana özel hayata müdahale falan. Ben burada özel hayat yaşıyorum. Sinekleri temizliyorum. Pat 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 diye fırlıyorlar. Sahneye. Onlar özel hayata müdahale. Aynen bunu namaz kılarken gelip buraya sıçtıran bunların emriyle özel hayata müdahale yapmıştır yani. Benim ibadetime müdahale yapmıştır.
namazımın bok kokusuna boğacaktı. Boğdu zaten. Bir de o yetmedi, ileri geri buradan. Sonra neymiş o şikayetçi. Şey, bütün davalar öyle. Bunlar yapıyor, bunlar şikayetçi. Ve ruh hastaneleri, hapishaneler bu tezgahla, bu satın alınmış savcılarla, hakimlerle, içeri atılanlarla dolu. Değil mi? Duyacaklar, duyacaklar, duymuyorsun. Duymazsın. İhtiyarladın, ihtiyarladın biraz, duymazsın. Ben seni nasıl duyuyorum be? Kurt adam olmalıyım. Kulaklarım çok keskin. Sen istediğini duyarsın, istediğini duymazsın. Müslüm Gürses araç isterken de duymamışındır. Ha? Evet. Neydi o ya? Tencereden duydum. Müslüm Gürses araç istemiş. Ha? Neydi o? Anlatsana o hikayeyi. Anlat, meraklandım be. Yemek yersin, ne var yani? Kaç para istemiş Müslüm Gürses? Kaç milyon? Bilmiyorum değil mi? Afiyet olsun. Ben gelsem zaten yemezsiniz çünkü siz Yahudilere göre sizden olmayanla yemek köpekle yemek gibi. Daha önce geldim, tek lokma dokunmadı senin oğlun. Bir tabak dolusu yemiş getirdi, tek lokma dokunmadı. Fakat Allah razı olsun, ısrar etti. Yok dedim, ısrar etti, bir tane aldık. Bir armut parçası. Ayıp olmasın diye. Benim dinimde, benim kültürümde ayıp. Bunlar ikram edecek. Fakat o benimle yemediği çok ayıp. Alaya bak, gel yemek yiyelim be. O kadar laftan sonra. Kaç kez duydum. O kadar şeytanlıktan sonra. Sabah kalkınca pencereme yani bak. Kabus. Üç komşu davalık, kanserden iki sene içinde patlat. Müslüm Gürses araç istedi, bak. Çok neşeli bugün hanım, çok neşeli, tezgahı kurmuş olmalı. Hakim savcı her şey hazır. Hücre hazır kesinlikle. Hücreye gidene kadar sineklerle, boğuş iğnelerle, çivilerle, işkencele bütün gece tutup sonra içeriye girdiğin zaman devam ederler. Çıkarsan ilk günü anında damlatırlar bir tane oraya, gaza getirmek için, köpek sıçtırmak için. Sen zaten hastaneden geldin diyebilir. Polis damladıktan sonra, kapıma evrağı verdikten sonra gider gitmez stalking yapan, her seferinde çıkan gelir buraya, pişt, dişsiz dişsiz, amfetaminden çürümüş ağzıyla bir şey bırakacak rolü yapar oradan. İşte bu, nasıl gaza getireceklerini çok iyi biliyorlar. Artık uğraşmıyoruz orayla çünkü yemek yiyorlar, özel hayata müdahale olur. Evet Yusuf, ağzından küfür çıkmayacak mı, yakalasınlar be. Evet, birileri galiba böyle şizofren olduğumu, bu şeylerin hayal olduğunu inandırmaya çalışacak. Fakat kamerada görüntüleri var. Başka bir yanıysa bu yeni teknolojik kamera. Böyle şeyler çıkmadan önce kim bilir kaç kişiyi böyle hayal sinir görüyor diye sokmuştur içeriye. O yüzden yine uçları yollarıma. Evet, bu kamera çok iyi yakalıyor. İnşallah gösterecek o zerre toz şeyleri. Esnaf daha önce bakmıştı. Yusuf abi diyor, bakın ben orada sinek görmüyorum ki. Burada görecek. Bitti gibiler, akşam namazından önce yenisini döşe. Aynen böyle. Bu şeylerle gaza getirip. Aile içi birbirine çatıştırıyorlar.
aile parçalıyorlar. Veya benim gibi birisi farkına vardı mı, kimler yapıyor? İçeri attırıyorlar. Tezgahlarla, kumpaslarla. Özel hayata müdahale diye. Veya başka bir şey tanıdık. Çatlatmayın, havaya ateş etti diye. Onlarca şahit. Sakın hayvanlara bir şey atmayın. Arabamıza attı, iz kaldı diye. İftiraları saymaya kalkarsan sonu gelmez. Sadece yaşadıklarımdan bahsediyorum. Yeri atıp kendini dişimi kırdı diye. Dokunsam kafatasım çatladı diye. Şamar atsam çiğne kemiğim kırıldı diye. Devam edebilirim günlerce günlerce. Kaç tanesi öyle içeride vardır. Ve kimse de sormuyor be. Bu davacı olanlar, davacı olanlar kaç tane davası var bunun bu şekilde? Hiç. İnsanın kaç davası olması gerekiyor ki? Bir insan kendini sorgulamalı. Acaba aslında o insanda mı sorun var be? Diye. Bakayım ben yeğenlerime saldırdı pedofil. O yüzden bacağını kırdım. Yok. O çıkmaz. Kayıtlara o çıkmaz. Bacağını kırdı. Doktor raporu o çıkar. Şimdi bir burada bir burada bir biraz ortada da vardı. Görmemiştik sonra. Şimdi bakalım başka yerlerde var mı bunlar be? Burada etrafında dönen sinek çeşitleri var. O da bizim önümüzde. Burada var mı herhangi bir toz sinek? Satılık. Yok, tek bir tane göremiyoruz. Peki burada... Burada da göremiyoruz. Bir tane uçuşan var. Aa bak, burada da bir tane sinek var. Bir tane var. Gösteriş için. Şimdi dolaşalım bütün binayı. Yeri bu kanalın girdiği yer. Burada yok burada. Olabilirdi. Penceremizin önü. Şurada olabilir adamın geçiş yolundan. Yaşlının karısının ölünce dul kalan kanserden. Veya bu üç kişinin iki sene içinde kanser olduğu yerde. Vay canına, burada da yok. Burada çok oluyordu eskiden. Net kadar. Videolarım da var. Hayır, göremiyoruz. Göremiyoruz. Sinek üreticileri orada. Fakat göremiyoruz. Vay be. Bokları noktaya penceremin önüne yaptıkları gibi bir tane sinek burada var. Kara sinek. Evet, oraya da diyecek. Yine yavrularını adamın penceresinin önüne. Kıymasının üstüne. Yeri oralı. Burada var mı? Burada da göremiyoruz. Sineklerden, toz sineklerden. Allah Allah. Çok tuhaf. Geldik bu tarafa. Allah Allah, burada da tek bir tane yok be. Vay anasını. Ona neden zarar görmüyor? Halbuki sümüklü böcekler var duvarlarında. Tek sinek yok. Allah Allah. Bu kime nişancılık? Belli. Hayır, o toz sineklerden yok, hiçbir yerde görmüyoruz. Zaten kamerayı inceleyen görür. İsteyen yakın çekim alsın. Böyle pislikleri hayvanlar beslenecek. Sırf mikrop üretmek için. Yukarıya.
tek bir sinek göremedik. O toz sineklerden. Evet. Babam yok mu? Taşınmış. Davaya düşüremedi, taşınmış. Onun da suratıma fırlayan her bahçeye çıkmışım ben. Başka nerede var, ben hiç göremiyorum. Kamerada göremiyorum. Evet. Yok yok. Acaba namazlarda da böyle mi? Başkasına gerçekten baskı yapmıyorlar mı tam secde vakti? Sadece bana mı? Aynı bunlar gibi. Yok olmuşlar zaten. Hepsini bitirmişim. Burada da yok şimdi. Buradakiler... Onlar da yok etmiş. Sadece... Biraz büyük siyah... Türünler. O da sadece burada. Çok tuhaf be. Evet. Şurada 6-7 tane daha var. Hala uçuşuyorlar. 6-7 tane. Hadi şöyle patladı. Daha göremiyoruz. Toplanırlar yine. Bir tane burada var. Soyunu kurutacağım bunların. Ne gibi sokan şeyler, asit gibi yakan şeyler. Başa giriyorlar, burayı da ateşe veriyorlar. Öfke nedeni, aile parçalama nedeni, kanser nedeni. Hiç şüphe yok. Nefes yok. Dayatılacak buraya. Hatta da göremiyoruz öyle şeyler. Tek yeri bizim evin. Pişt, hadi. Yattığı yer kanal noktası. Ne varsa emdiriyor oradan. Emin olun. Binlerce örneğinden biliyorum. Buraya dayatmalarından, bu izlerden, neler yaptığına dair bir parazitliğim. Ve bu baskıları, bu işkenceleri her gün, her gün, her gün yiyen biz suçlu göstereceğiz. Bunlarsa bu dokunulmaz. Bunlar devlet ajanı. Devlet ajanı olmalı bunlar. Başka bir şey yok. Derin devlet ajanı. Başka cevabı yok ki. Yoksa neden üstlerine gitmesin? Böyle devlet karşı olanları belki böyle yok ediyor. Müslüm Gürses gibi. Ve kıl olduğu kişileri. Veya evlerini istiyorsan. Emlakçılık. Sarışın sinek. Yeni tip. Mutant. (Gülüyor)